Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilek soslu tatlı yapacağım. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Yarım kilo çileğim var. Onları öncelikle rondodan güzelce çekeceğim ve tatlıma başlıyorum. Çileğim hazır. Gayet de güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Çilek sosuma 5 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket de vanilya koyup güzelce karıştıracağım. Sosum kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvam da aldı. Ben tenceremin altını kıstım. Yaklaşık 2 dakika daha kalacak ve soğumaya bırakacağım. Şöyle göstereyim kıvamında. Evet, yoğun, gayet de güzel oldu. Çok kısık ateşte böyle hafif karıştırarak 2 dakika tutacağım ve soğumaya alacağım. Çilek sosum soğuyor. Ben bu arada tatlımın tabanını hazırlayacağım. Bunun için malzemelerim 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı fındık, 2 paket burçak bisküvi olacak. Rondodan şimdi hepsini sırayla çekeceğim. Tereyağımı da bir cezvede eriteceğim ve karışımını hazırlayacağım. Bu tatlının yapımı gerçekten çok kolay. 10 dakika sürmüyor hazırlaması. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bisküvim ve fındığım hazır. Üzerine erittiğim tereyağını ilave ediyorum ve güzelce karıştıracağım. Kabımı alacağım. Karışımımı kabıma aldım ve kaşık yardımıyla güzelce böyle bastırarak düzleştirdim. Şimdi bunu kenara alıyorum ve sütlü tatlısını hazırlamaya başlıyorum. Sütlü tatlısı için ise malzemelerimiz 1,5 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 1 paket de vanilya kullanacağım. Bütün malzemelerimi karıştırıp ocağıma alıyorum. Karışımım kaynamaya başladı. Kıvam alana kadar yaklaşık bir 3-4 dakika kısık ateşte pişireceğim. Karışımım oldu. Ben tenceremin altını kapatacağım ve sıcağı geçene kadar ara ara karıştıracağım. Sonra kabımı alacağım. Şöyle gayet de kıvamı da güzel. Dediğim gibi hazırlaması 10 dakika sürüyor yaklaşık. Ama yemesi kaç dakika sürer onu bilemiyorum. Sütlü tatlımı da karışımımın üzerine dökeceğim ve güzelce düzleştireceğim. Tatlım oda sıcaklığında soğudu. Bu şekilde çilek sosumu da üzerine aldım. Güzelce her tarafına yerleştireceğim. Kabın üzerine bir streç film koyup buzdolabına kaldıracağım. Dilerseniz bir akşam önceden yapabilirsiniz bu tatlıyı. Dilerseniz de 5-6 saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Ne kadar beklerse tatlımızın lezzeti o kadar güzel oluyor. Tatlım hazır. Ben 6 saat dinlendirdim buzdolabında. Yapımı dediğim gibi 10 dakika. Çok pratik bir tatlı, lezzetli bir tatlı. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel dondu. Hemen kesildi. Süslemesini bu şekilde yaptım. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre, damak tadınıza göre. Gayet de güzel. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz, abone olup zil sesini açarsanız ve sosyal medya hesaplarından videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Sevgiyle, sağlıkla kalın inşallah. Güzel videolarda görüşmek dileğiyle.